Merhaba arkadaşlar, Cengiz Hoca ile Ayar Edebiyat'tasınız. Yine bomba gibi bir sınavla sizlerleyim. 10. sınıf arkadaşlarım, içiniz gönlünüz rahat olsun. Gerçekten 10 numara birebir müfredatla uyumlu sorularla karşınızdayım. Bazı sorular görüyorum, bazı videolar görüyorum, üzülüyorum. Şimdi ikinci dönem birinci yazılı diyor başlığında. İçeriğini bir açıyorum diyorum, bir bakayım abi, örnek alayım, ben de bir göreyim bizde mi bir eksiklik var falan. Yani birinci dönemin birinci yazılısı bile değil. O yüzden arkadaşlar lütfen ne izlediğimize, ne yaptığımıza iyi bakalım. Bunları iyi analiz edelim. Lütfen doğru yerlerde olalım. Yine dediğim gibi bomba gibi bir sınavla sizlerleyim. Eğer sınavımızı beğenirseniz, eğer işine yararsa bir beğeninle bir yorumunu alırım değerli arkadaşım. Ne diyoruz? Başın düşerse dara, ayarlı edebiyatı ara. Haydi daha fazla uzatmadan hemen sınavımıza başlayalım. Birinci sorum geldi. Diyor ki gölge oyununun bölümlerini açıklayarak yazınız. Bakın arkadaşlar bir kere soruları doğru okumuyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Açıklayın diyor. Hem yazın diyor bölümlerini hem de açıklayın. Gölge oyunun benim neydi öğretmenim? Tabii ki Karagöz Hacivat oyunlarından bahsediyorum. Şimdi bakalım bunların bölümleri neler? Birinci bölüm mukaddime bölümü. Biz buna giriş adını da verebiliyoruz. Arkadaşlar giriş bölümünde ne var öğretmenim? Bakın. Nareke yani kamıştan yapılmış bir düdük olan, narekenin ismi bu, çalınırken o arada perdede böyle ev, ağaç gibi tasvirler belirmeye başlıyor. Ardından da müzik eşliğinde bir semayı okuyarak Hacivat önce perdeye geliyor. Biliyoruz ki gölge oyunu karakterlerin perdeye yansıtılmasıyla oynanan bir oyun. Daha sonra semayı bitince of hay hak diyerek perde gazelini okuyor ve Karagöz'ü perdeye davet ediyor mukaddime bölümünde. Şimdi bura bitti. İkinci bölümüm geldi. Buraya da muhavere bölümü adını verdim. Bu bölümde ne var arkadaşlar? Bakın zaten muhavere söyleşme. Karagöz ile Hacivat'ın karşılıklı konuştukları, atıştıkları bölüme biz muhavere bölümü adını verdik. Fasıl bölümü 3. bölüm. Karagöz oyununun asıl bölümünün oynandığı bölüm. Bakın asıl oyunun oynandığı bölüm. Şimdi fasıl ve asıl. Dikkat edersen bak fasılın içinde zaten asıl. Zaten bunlar ne yaptı? Bak Tunç kafiye de oluşturdu. Buradan aklında kalsın. Fasıl, asıl. Oyunun diğer kişileri yani yardımcı karakterlerim burada bölümde, bu bölümde oyuna giriyorlar. Fasıl bölümünden sonra artık ne yapacağız? Oyunu yavaş yavaş bitireceğiz. Bu bölümde işte bir tokat atıyor. Yıktın perdeyi, eğledin viran, varayım sahibine, haber vereyim hemen diyerek perdeden çekiliyor. Daha sonra arkadaşlar işte sürçülisan ettikse affola ve diğer oyunun yeri tarihi hakkında bilgiler verildiği bölüme de ben bitiş bölümü adını verdim. Evet hocam böylelikle 10 puanı da cebime koydum. Şimdi biz gölge oyununun bölümlerini sorduk. Öğretmenlerimiz orta oyununun bölümlerini de ne yapabilirler bize? Sorabilirler. Zaten bunlar birbirine çok benzerdir arkadaşlar. Haydi ikinci soruyla devam edelim. Şimdi bu bir doğru yanlış sorusu. Diyor ki doğru olanların başına D, yanlış olanlara da Y yazınız. Getirelim ekranımıza şimdi cümlelerimizi. Türk Edebiyatı'nda oynanan ilk tiyatro Keşanlı Ali Destanı. Keşanlı Ali Destanı ta Cumhuriyet döneminde arkadaşlar. Haldun Taner'in yazmış olduğu bir eser. Ama ilk oynanan tiyatro. Bakın bu arada oynanan diyor, yazılan demiyor. O yüzden burası yanlış oldu. İlk oynanan tiyatromuz neydi bizim? Vatan Yahu Silistre Tanzimat döneminde Namık Kemal ile beraber. Gölge oyununun oynandığı alana palanga adı verilir. Yanlış, palanga orta oyununda vardı. Tanzimat döneminde Ahmet Vefik Paşa Molière'den tiyatro çevirileri yaptı. Bu yine önemli bir bilgidir. Evet doğru, Tanzimat döneminde bu çeviriler var. Orta oyununda asıl oyunun biraz önce söyledik bakın. Asıl oyunun anlatıldığı bölümün adı fasıldır. Doğru öğretmenim. Gölge oyunundaki Karagöz'ün orta oyunundaki karşılığı Hacivat. Yok ya. Şimdi bakın nereden aklına tutacaksın bunu? Karagöz'ün başında ne var? K var. Kavuklu orta oyununda onun başında da K var. Karagöz Kavuklu'nun karşılığıdır. Hacivat Pişekar'ın karşılığıdır. Bunu da bu şekilde not edelim. Burada yanlışlık var o zaman. Tanzimat dönemi sanatçıları romantizm ve realizm akımlarından etkilenmişlerdir. Evet özellikle birinci dönemde romantizm, ikinci dönemde realizm akımları var. Buraya bir doğru koyduk. Tanzimat dönemi romanlarında mekan Anadolu'dur. Öğretmenim Anadolu daha çok Türk romanına milli edebiyat döneminde giriyor. O yüzden burada yine bir yanlışlık söz konusu. Türk edebiyatında roman türünün
Batılı ilk örnekleri bakın. Batılı ilk örnekleri Milli Edebiyat döneminde verildi. Nereden olsun? Servet Fünun döneminde biz Batılı ilk örnekleri Halit Ziya ile beraber vermiştik. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanında Kurtuluş Savaşı konu edilmiştir. Şimdi bakıyorum Halide Edip Adıvar Ateşten Gömlek, evet onun romanı. Ateşten Gömlek yine Vurun Kahpe'ye var. Bunlar da Kurtuluş Savaşı konu edilmiş. Doğru. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Felatun Bey'le Rakım Efendi romanında yanlış batılılaşma. Bunu da derste hatırlarsanız bizler okuduk. Burası da yine doğru. Bu şekilde yine 10 puanımı aldım. 3. sorumla yoluma devam ediyorum. Geldi 3. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Şimdi ilk edebi roman nokta noktanın yazdığı nokta nokta eser. Arkadaşlarım benim ilk edebi romanım neydi? Tabii ki Namık Kemal'di değil mi? Namık Kemal. Peki Namık Kemal'in yazdığı romanı hatırlayan var mı aranızda? Bakın hem edebi romanı var hem de tarihi romanı vardı. Edebi romanının adı İntibah'tı. Herhalde ki hatırladık. Karagöz oyununda müzik yapan, şarkı söyleyen kişiye hocam tabii ki Yardak adı veriliyor. Bakın bu da yine önemli bir bilgi. İlk yerli roman yine nokta noktanın yazdığı nokta nokta adlı eser. İlk yerli romanı kim yazmıştı? Şemsettin Sami yazmıştı. Ne zaman? Tanzimat döneminde. Eserin adı neydi? Taaşşuku Talat ve Fıtnat adlı eser Türk Edebiyatı'nda yazılmış olan ilk yerli tiyatro olarak kayıtlara yine geçti. Karagöz oyunu nokta nokta oynanır. Tabii ki doğaçlama oynanır. Yani yazılı bir metni Karagöz'ün yine orta oyununun yok. Akıl ve sağduyu yerine duygu ve hayale önem veren edebi akım tabii ki yine romantizm. Bakın duygu ve hayal kavramlarını gördüğünüzde hemen romantizme, akıl ve sağduyu kelimelerini gördüğünüzde hemen nereye gideceksiniz? Klasizm akımına gideceksiniz. Orta oyununun oynandığı alana palanga adını verdik. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda yazılmış ilk tiyatro, bakın oynanan değil yazılan ilk tiyatro tabii ki Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi adlı tiyatro. Anlatıcının anlattıklarının gördükleriyle sınırlı olduğu bakış açısı, yani görmediğini yazmıyoruz. Şu an sen bakıyorsun mesela telefona ya da bilgisayarına ya da odana, sadece anlattıkların gördüklerinle sınırlı. İşte biz bu bakış açısına gözlemci bakış açısı adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Güzel bilgiler var burada. Lütfen notlarımızı alalım. 4. sorum ekranda. Tanzimat romanıyla Servet-i Fünun romanını karşılaştırın. Bakın 1860-1896 Tanzimat romanı, sonra 1896-1901 Servet-i Fünun romanı. Şimdi ikisi arasında belirgin farklılıklar var. Çünkü yönetim, siyasi ortam falan, atmosfer, zihniyet, bütün bunlar burada etkili. Bakalım burada ne gibi durumlar var. Tanzimat döneminde konulara bakın arkadaşlar. Yanlış batılılaşma, cariyelik, toplumsal aksaklıklar, aşk, tarihi konular işlenirken Servet-i Fünun romanında aşk, hayal, hakikat çatışması, karamsarlık ya da yalnızlık gibi bireysel temalar. Demek ki Tanzimat döneminde daha çok toplum var. Servet-i Fünun döneminde daha çok birey var arkadaşlar. Tanzimat romanında yazar olayın akışını kesip okuyucuya bilgi verebilir. Özellikle bunu Ahmet Mithat Efendi romanlarında çok yapıyordu. Yazar eseri kişiliğini, yazar ya da eserde kişiliğini ne yapmaz? Gizlemez. Bu dönem romanları teknik bakımından kusurludur. Şöyle düşünün. Şimdi bunun ilk örnekleri veriliyor Tanzimat döneminde. Bir şeyin ilki her zaman nedir? Kusur içerebilir. Servet Fünun romanında ise ağır ve süslü bir dil var. Yazar olayın akışını kesmiyor, kişiliğini de ne yapmıyor? Gizlemiyor. Tanzimat romanları daha çok romantizm akımının etkisindeyken Servet-i Fünun romanlarında daha çok realizm akımının etkisi var. Güzel bir bilgi. Tanzimat romanında kişiler tek yönlü ele alınır. Zaten tek yönlü ele alınması romantizm akımıyla ilişkilidir. İyiler hep iyidir, kötüler hep kötüdür. Bu romanın sonuna kadar böyle devam eder. Servet-i Fünun romanında ise Avrupa'yı tarzda iyi eğitim almış zengin kişiler yer alır. Tipler değil, karakterler ön plandadır. Tanzimat romanlarında bakın mekan genellikle İstanbul, özellikle Çamlıca. Servet-i Fünun romanlarında da yine İstanbul, Çamlıca'dan ziyade biraz daha
Beyoğlu, Tepebaşı semtlerinde olaylar geçiyor. Bakın buradan da kesinlikle karşınıza soru gelme ihtimali yüksek. Tanzimat romanı, Servet Fünun romanı, yine Milli Edebiyat Dönemi romanının özellikleri ders kitabımızda var. Lütfen bunlara iyi çalışalım. Beşinci sorum geldi. Romantizm akımının özellikleri. Hatırlarsanız kitabımızda yine bir sayfa neredeyse Tanzimat romanının özellikleriyle ilgili bilgiler var arkadaşlar. Romantizm akımı burada önemli. Şimdi diğer akımlarımız da var ama bu akımların tamamı biraz daha 11. sınıf ünitesinde yer aldığı için biz kitabımız olan romantizm akımından bahsedeceğiz. Şimdi bakın, akıl karşısında duygu yüceltilmiştir. Biraz önce de dedim ki size, duygu ve hayal sözcüklerini gördüğünüzde hemen romantizm akımına gidelim. Şimdi iyi kötü çatışması, zıtlıklar bu akımın en belirgin özelliklerinden. Sanatçılar kişiliklerini gizlememişler. Bu romantizm akımının yine en belirgin özelliği. Hani olayın akışını kesiyor, okuyucuya bilgi veriyor falan ya. Sanat toplum içindir anlayışla yazılmış, söz sanatlarına yer verilmiş, din duygusu yer yer önemsenmiş, kurallar önemsenmemiş, üç birlik kuralına da uyulmamış bakın. Zaten üç birlik kuralına uyulmayan tiyatro türü de dramdı. Dramla romantizm de birbiriyle yine bağlantılı. Klasizme bağlı sanatçıların ihmal ettiği doğa ve çevre önemsenmiş. Romancılık gelişmiş. Tiyatro sahasında trajedi değil bakın, dram ön plana çıkmış. Çünkü trajedi daha çok klasizm akımıyla gelişen bir tür. Victor Hugo, Cromwell isimli dramanın ön sözünde de bu akımın ilkelerinden bize bahsetmiş. Başın düşerse dara, ayarlı edebiyata ara. Haydi hocam gelsin 6. soru. Karagöz Acıbat oyunundaki yardımcı tiplerden 5 tanesini özelliklerini açıklayarak yazınız. Şimdi bakın burada yardımcı tipleri var. Yine orta oyununda da yardımcı tiplerimiz var. Nedir bunlar? İşte Zennesi var, Tiryakisi var, Çelebisi var, Beberuhisi var, Kabadayısı, Tuzsuz Deli Bekir'i, Lazlı Frank'i falan var arkadaşlar. Bunların özelliklerini böyle 1-2 kelimeyle lütfen bilelim. Çünkü bunlar bizim kesinlikle karşımıza gelecek. Biz bazılarından burada bahsettik. Bakın Zenne. Zenne neydi? Kadın kılığına girmiş erkek. Bu oyunlarda yer alıyor. Tuzsuz Deli Bekir, kabadayı tipi. Beberuhi, cüce, aptal tipi. Çelebi, baba parası yiyen genç, miras yedi bir tip. Frank, doktor, terzi, tüccar olabiliyor. Tiryaki de böyle afyon içip pinekleyen bir tür olarak karşıma geldi. Bu türler nerede, hangi bölümde olaya dahil oluyordu? Fasıl bölümünde işin içine bu karakterler giriyordu arkadaşlar. 7. soru, İslamiyet öncesi doğal Türk destanlarını yazınız. Şimdi bakın, doğal destanlar var, yapay destanlar var. İslamiyet öncesi destanlar var, İslamiyet sonrası destanlar var. Türk destanları var, yabancı destanlar var. Bunlardan yine kitabımızda bahsediliyor. Lütfen bunları öğrenmeye çalışalım. Şimdi ben doğal Türk destanlarına baktığımda birincisi Yaratılış Destanı. İkincisi Saka Destanları. Bunlar neler? Alper Tunga ile Şu Destanı. Yaratılış yine Altaylara ait. Üçüncüsü Hun Oğuz Destanları. Özellikle burada Oğuz Kağan Destanı bizim için çok önemli. Attila Destanı da var. Göktürk Destanları, Bozkurt ve Ergenekon. Uygur Destanları da Türeyiş ve Göç olarak kayıtlara geçmiş. Bunların içerikleri hocam derslerinizde öğretmenleriniz illaki bahsetmiştir. İçeriklerini de yine bilmemiz belki işimize yarayabilir ama bu isimleri lütfen kesinlikle bilin. 8. sorum geldi. Aşağıdaki romanların yazarlarını karşılarına yazınız. Bu romanların hepsi dediğim gibi kitabımızdan seçilmiş olan romanlar. Buna dikkat edelim. Şimdi Sergüzeşt. Sergüzeşt Tanzimat döneminde yazılmış. Kim yazmıştı? Sami Paşazade Sezai yazmıştı, Sergüzeşti, Cariyelik konulu bir roman. Karabibik, Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu ilk köy romanıydı. Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı ilk realist romanımız olarak kayıtlara geçti. Taşuk-ı Talat ve Fıtnat, Şemseddin Sami ilk yerli roman. Felatun Beyleri Hakım Efendi yanlış batılılaşmanın işlendiği önemli bir roman arkadaşlar. Kim yazdı bunu? Ahmet Mithat Efendi yazdı. Tamam, çok güzelsiniz. Kırık Hayatlar hocam, Halit Ziya Uşaklıgil, Servet Fünun dönemine artık geçtik. Servet Fünun döneminde yine yazılmış önemli romanlar var. Hayal içinde kim öğretmenim? Hüseyin Cahit
Yalçın'ın yazmış olduğu yine Servet Fünun döneminde bir roman. Artık Vurun Kahpeye ile beraber milli edebiyata geldim. Vurun Kahpeye milli edebiyat döneminde Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'nı işleyen önemli bir romanı, yine Ateşten Gömlek de var. Yaban yine milli edebiyat döneminde kim yazmış öğretmenim? Yakup Kadri Karaosmanoğlu yazdı. Yine Kurtuluş Savaşı konulu bir roman. Kalpaklılar'da Samim Kocagöz'ün yine Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazmış olduğu romanı. Bakın belki de çok önemli romanlar bunlar. Karşımıza illaki bunlardan sorular yine ne yapacaktır? Gelecektir. Artık geçtim yavaş yavaş dil bilgisi sorularıma. Yukarıdaki cümleyi yüklemin yerine, bakın yerine, yüklemin türüne, anlamına ve yapısına göre olacak şekilde değerlendirin. Şimdi yüklemin yerine baktığımda ben bakıyorum yüklem başta mı, ortalarda mı, sonda mı? Şimdi cümleye baktığımda uzun bir cümle burada var. Bir süreç oldu, yani yüklem nerede? Bakın oldu. Gördün mü? O zaman yüklem sondaysa bu yüklemin yerine göre kurallı bir cümle olarak karşıma geldi. Yüklemin türü dediğimde ben isim mi, fiil mi diye bakarım. Olmak fiil olduğu için türüne göre fiil cümlesi diyebilirim. Tamam, burayı da aldım. Anlamına göre olumlu, olumsuz, soru, ünlem cümlelerim var. Ben burada direkt şuna bakıyorum. Şimdi fiil cümlesi ise ben bunu mema veya mezmazla beraber olumsuza çevireceğim. Şimdi olumlu, olumsuz diye bakarken duygusal yönden kesinlikle cümlenin anlamına bakmıyoruz. İşin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Süreç oldu mu? Oldu. Mesela işte şu öldü. Ölebilir arkadaşlar. Kötü bir şey olabilir ama anlamına göre yine olumlu cümledir. Çünkü mema yok. Buna dikkat edelim. O zaman bu anlamına göre olumlu bir cümle olarak karşıma çıktı. Son olarak yapısına göre diyor. Yapı biraz sıkıntılı. Şimdi yapıda birleşik cümle var, basit cümle var, sıralı ve bağlı cümle var. Birleşik cümleler kendi içinde girişik, şartlı, iç içe, kiili diye ayrılıyor. Şimdi bir inceleyelim. Yani geçtiğimiz bir kere dik fiilimsi var. Yüzyıllar dünyayı anlamak bir fiilimsi daha. Kullandığımız bir fiilimsi daha. Keşif pratikleri ve bunların gerek olumlu, gerek olumsuz tarafları hakkında da deneyim sayesinde daha fazla bilgiye sahip olduğumuz bir süreç oldu. Şimdi bir kere iki tane cümle var mı? İki yargı var mı? Yok arkadaşlar. İki tane cümle olmadığı için bunun sıralı ya da bağlı olma ihtimali yok. Artık ne kalıyor? Basit veya birleşik. Basit cümlelerde tek yargı olur. Yani fiilimsi olmaz, yan cümlecik olmaz. O yüzden burada fiilimsiler var, yan cümlecikler var. Demek ki bu yapısına göre birleşik bir cümle olarak karşıma çıkıyor. Birleşiğinde girişik cümle grubunda yer alır bu cümlemiz. 10. Bu metindeki yazım yanlış olan sözcükleri bulalım, doğrularını da yazalım demişiz. Şimdi bu yılki törene birkaç çalışan dışında hiç kimse katılmamıştı. Şu ki'ye dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi ki bitişik ya da ayrı yazılabiliyor. En kolay olarak bunun sonuna ler eklersiniz en basitinden. Yılkiler, bu yılkiler dediğinde anlamlı oluyorsa o zaman bu bitişiktir arkadaşım. Bu yılki tören zaten bak sıfat tamlaması kurdu. O zaman bu bitişik yazılacaktı. Alalım ona alta. Tamam. Şimdi devam. Birkaç öğretmenin birkaç bitişik yazılır. Burada bir sıkıntı yok. Çalışan dışında hiç kimse, yine hiç kimse her zaman ayrı yazılır. Bunun istisnası yok. Burada da bir yazım yanlışı var. Devam ettim. Başsavcı. Bakın sıfat tamlaması şeklinde oluşan bir birleşik sözcük. Başsavcıyı yine o zaman bitiştirdim. Müdahale etmeseydi şimdi hepimiz haksız yere tutuklanmıştık. Tamam. Bir kitabı almadan mutlaka onun ön sözünü okuyun. Arkadaşlar ön, arka, iç, dış, alt, üst gibi sözler birinci kelimede olduğunda bunları bitişik değil ayrı yazıyoruz. Tabii ki tek tuk istisnaları da var ama o kadar şu an detaya girmenize gerek yok. Seninle el ele, el ele bir ikilemedir. İkileme olduğu için yine bunu ayrı yazacağım. Verirsek bu sorunu da, bak bu sorunu da, tamam bu burada bağlaç, sıkıntı yok. 14 Mart Tıp Bayramı özel günler ne yapılırdı? Büyük harfle yazılırdı. Milli ve dini bayramlar yine büyük harfle yazılırdı. Tıp Bayramı dediğimde 14 Mart ne diyeceğim sonra? Tıp T büyük. Bayramda yine B büyük. Sonrasında da
Bu gelen eki ayırdım. Hastalardan muayene ücreti alınmıyor. Evet, yanlışlarımızı bulduk. Yine güzel bilgilendirici bir soru oldu. Evet, noktalamayla beraber sınavımızı artık bitirmenin vakti geldi. Boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz. Şimdi roman vardır yalnızca okunmak içindir. Roman vardır kendimizi anlamak içindir. Roman vardır düşündürmek, sorgulatmak içindir. Şimdi bakın, bir kere burada küçük devam etti. Burada da küçük devam etti. Burada da küçük devam etti. Roman vardır. Ben buraya virgülü koysam. Yalnızca okunmak içindir. Ne yaptım bunları? Sıralı cümle. O zaman buraya noktalı virgülü atacağım. Direkt bura noktalı virgül olmaz. Tamam mı? Sonra devam. Roman vardır. Yine bir virgül attım. Kendimizi anlamak içindir dedim. Ne yapacağım artık? Yine bir noktalı virgül koyacağım. Yine roman vardır. Düşündürmek, sorgulatmak içindir. Buraya ne yaptım? Nokta koydum. Hocam niye burada mesela noktalı virgül var? Çünkü devamındaki cümlede bakın artık virgülü var. Unutmayın, virgül olmadan noktalı virgül olmaz. Virgül bizsek noktalı virgül annemiz gibidir. Unutma. Evet, bu şekilde yazılımızın sonuna geldik. Kesinlikle işe yarayacak güzel sorular burada var. Size kalbimi gönderiyorum arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyi notlar alırsınız. Notlarınızı yine yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Diğer sınavlarda görüşmek üzere.